Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bugün 30 Ağustos balık dolunayından bahsediyor olacağız. Dolunaylar neydi? Dolunaylar bitişler, sonlanmalar demekti. Zamanı gelen, bitmesi gereken, kapanması gereken dosyaları kapatırdı dolunaylar. Bu dolunayın içerisinde oldukça çok gezegen etkin olacak. Bir Jüpiter-Venüs karesi aktif olacak o günlerde. Yani biraz sevgiyi de, parayı da, aşkı da abartabiliriz. Mars-Plüton üçgeni aktif olacak. Enerjimizin oldukça yüksek olacağını gösteriyor. Merkür-Venüs üçgeni aktif olacak. Çok güzel fikirler üretebiliriz. Peki burçlara göre etkilerine gelecek olursak. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sizin için tam bir ruhsal dinlenme zamanı. Kendinizi yormayın, aşırı aktif olmaya çalışmayın. Birazcık dinlenin, kalbinizi dinleyin, ruhunuzu dinleyin diyebilirim sizin için. Bu dolunay sırasında gökyüzündeki gezegenler size iş ve kariyer anlamında güzel teklifler, güzel öneriler getiriyor olacak ama dediğim gibi birazcık daha sezgilerinizi kullanmaya odaklanın derim ben. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu dolunay 11. evinizde gerçekleşiyor olacak. Bir bakacaksınız etrafınıza, eşiniz, dostunuz, hayalleriniz, neresindesiniz, ne yapmak istiyorsunuz? Birazcık temizlik zamanı olarak düşünebilirsiniz bu dolunayı bu anlamda. Gökyüzündeki o gün diğer etkilere baktığımızda aşkla ilgili haberleri bol bol alabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olacağını söyleyebilirim. Sadece ailesel konularda böyle minik pürüzlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çok büyütmemeye gayret edin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu dolunay kariyer evinizde gerçekleşecek. Kariyerle ilgili tamamlanma zamanı. Bir projenin bitmesi olabilir, artık çok bıktığınız bir işten ayrılmak olabilir, yeni bir iş için mevcut işten ayrılmak olabilir. Bu anlamda bu dolunayı bu gözle izlemenizi tavsiye ederim. Hayatınızdan çıkması gereken şey ne? Size çok bununla ilgili bilgi veriyor olacak. Gökyüzü o günlerde size eğlence anlamında, yatırımlar anlamında güzel fırsatlar veriyor olacak ama arkadaşlıklarla ilgili böyle minik krizlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bu dolunay size belki eğitimler, yurt dışı, akademik kariyer anlamında karar verdirecek bir dolunay olabilir. Bu konularla ilgili hedefleriniz varsa bu dolunayda artık sonuçlarını alacağınızı söyleyebilirim. Gökyüzünde o gün diğer gezegen etkilerine bakarsak, yeni ortamlara gireceğiniz, yeni insanlarla tanışacağınız, belki yeni ilişkiler başlatacağınız bir enerjinin altında olacaksınız. Sadece parasal konularda fazla açılmamaya gayret edin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu dolunay yatırımlar, krediler, vergiler konusunda sonuç zamanı gibi görünüyor. Bu konularla ilgili başvurularınız varsa sonuçlarını alabilirsiniz. Bu konularla ilgili artık bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Yeni yatırım kararları verebilirsiniz. Verdiğiniz kararların sonuçlarını da alabilirsiniz yine bu dönemde. Gökyüzündeki diğer etkilere baktığımızda kariyer anlamında, iş anlamında çok güzel teklifler, çok güzel fikirler ve çok güzel bir enerjiye sahip olacağınızı söyleyebilirim. Ama yine de her şeyi yapmaya çalışmak yerine biraz daha önceliklerinizi belirlerseniz çok daha hızlı ilerlersiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu dolunay ilişki evinizde gerçekleşiyor, ortaklıklar evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani ilişkilerle ilgili karar zamanı, ortaklıklar, uzun süreli arkadaşlıklar, ilişkiler, bunlarla ilgili karar verme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Tamam mı, devam mı? Yalnız olanlar içinse yalnızlığı bitirecek bir dolunay olabilir. O günlerde gökyüzünün genel etkilerine baktığınızda aşk fırsatları da verebilir size, yeni seyahat fırsatları da getirebilir. Sadece melankoliden uzak durmaya gayret edin. Sizi çok negatif yönde etkileyen insanlardan uzak durmaya gayret edin derim ben. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu dolunay arkanızdan çevrilen ne kadar iş varsa önünüze düşme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Günlük rutinlerinizde, günlük iş hayatınızda bazı projeler, bazı işleri artık yavaş yavaş elinizden çıkarmaya başlayabilirsiniz. Gökyüzünün o günkü etkilerine bakarsak yine parasal anlamda, yatırım anlamında, ailesel konularda güzel enerjiler altında olacaksınız. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor olacak. Hayatında aşk olanlar ya da biz neyiz diye düşünenler bu dönem artık kararlarını veriyor olacaklar. Yalnız olanlar için de yalnızlığı bitiren bir dolunay olabilir. Bu anlamda güzel aşk fırsatları size vaat ediyor, görünüyor. Gökyüzünün o günkü etkilerine bakarsak yine o olumlu enerjilere, güzel ortamlar, güzel insanlarla karşılaşma fırsatı veriyor olacak. Sadece kariyer konusunda minik krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu dolunay hanenizde gerçekleşiyor olacak. Yani evle ilgili, aileyle ilgili karar verme zamanı. Ev değiştirmek, taşınmak, eşya değiştirmek, bütün bunların hepsi gündem konusu olabilir. Baktığımızda etkilere, iş konusunda güzel enerjiler var, güzel teklifler, güzel fikirler bugünlerde aklınıza gelebilir. Bu anlamda güzel. Sadece günlük rutinlerde çok yorulabilirsiniz. Her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi öneririm.
diyebilirim. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, bu dolunay size arkadaşlıklar, iletişim, ticaretle ilgili konularda artık karar verme zamanı diyor. Bazı arkadaşlıklar gidebilir, ticaretle ilgili bazı sonuçlar alabilirsiniz, eğitimleri bitirebilirsiniz, eğitimlerle ilgili kararlar verebilirsiniz. Bu dönem birazcık böyle geçecek. Etkilerine baktığımızda, o gün gökyüzündeki diğer etkilere baktığımızda güzel eğlence fırsatları, güzel seyahat fırsatları bu dönem önünüze düşebilir. Sadece riskli yatırımlar yapmaktan uzak durun. Venüs Jüpiter karesi biraz sizi gaza getirecek gibi görünüyor. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, sevgili Kovalar, bu dolunay para evinizde gerçekleşecek. Gelir kaynaklarınızla ilgili karar verme zamanı. Yani öncelikleri belirlemek, belki iş değişikliği yapmak, parayla ilgili kararlar vermek için bu dönem oldukça aktif olacak. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda yine güzel iş teklifleri, güzel para teklifleri alabilirsiniz. Bu anlamda oldukça güzel. Sadece aile ve ilişkiler konusunda biraz yorulabilirsiniz. Biraz iki arada kalabilirsiniz. Ona dikkat etmenizi öneririm. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu dolunay birinci evinizde ya da güneşinizin üzerinde gerçekleşiyor olacak. Bu da hayatın geneline yansıyacak bir karar döneminde olduğunuzu gösteriyor. Yani biraz öncelikleri değerlendirmek, ne istiyorum, ne yapmak istiyorum için karar vermek için çok daha doğru bir zaman olacak. Gökyüzünün o günkü etkilerine baktığımızda ilişkiler, arkadaşlıklarla ilgili güzel teklifler, güzel konuşmalar yapılabilir. Sadece çok yoğun çalışmanız gerekecek gibi görünüyor. Her şeye yetişmeye çalışmayın. Biraz olduğu kadar deyin derim ben. Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bütün dolunayın etkilerinden bahsettik. Umarım iyi kullandığınız bir dolunay olur. Dürtülerden uzak durun ve mantıklı hareket edin derim ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.